Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Mayıs 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, Güneş 20 Mayıs'a kadar Boğa burcunda ilerliyor olacak. 20 Mayıs'tan itibaren de sizin burcunuza geçecek. Evet, 20 Mayıs sonrası doğan tüm ikizler burçlarının doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay dilerim size. Ve yükselen ikizler burçlarımız 20 Mayıs'tan itibaren özellikle Güneş'in de burcunuza, yükselen burcunuza geçmesi enerjinizi arttıracak. Ama bu ay sizin için aslında çok keyifli bir ay. Çünkü hemen ayın başında 3 Mayıs'ta Merkür burcunuza geliyor, yönetici gezegeniniz. 9 Mayıs'ta Venüs burcunuza geliyor. İkizler burcundaki bu kişisel gezegenlerin seyri bu ay genelinde aslında şansınızı arttırıyor, enerjinizi güçlendiriyor. Daha çekici, daha karizmatik olabilirsiniz. Hem zihinsel aktiviteleriniz güçleniyor, fikirleriniz başkaları tarafından kabul görebilir, yaratıcı fikirler üretebilirsiniz. Kendinizle ilgilenmek için, yaşadığınız mekanlarda bazı güzelleştirmeler yapmak için uygun bir dönem. Hem sosyal ilişkiler, hem özel ilişkiler, özellikle Venüs'ün ve Merkür'ün burcunuzdaki hareketiyle beraber size çok olumlu etkiler getirebilir. Evet, 11 Mayıs'ta yeni ayımız doğacak Boğa burcunda. 21 derece Boğa burcu yeni ayı 12. evinizde doğuyor. Ay sonuna kadar olan süreçte, özellikle 25 Mayıs'a kadar olan dönemde bu yeni ay tesirleri etkisi altında olacağız. 12. ev yeni ayı aslında biraz kendimizi dinleme, biraz dinlenme fırsatları verebilir bize. Tatil gibi bir şeyler de tabii ki organize edebiliriz bu yeni ay etkisiyle beraber. Aynı zamanda sağlık konuları, işte kişisel bakım, iyileştirmeler, iş konusundaki bazı hazırlıklar da gündemimizde oluyor. Yeni ayı özellikle kendimizle ilgilenmek için, kendimizi iyileştirmek için, kişisel projelerimiz için planlar yapmak, hazırlıklar yapmak için değerlendirebiliriz. Lütfen kişisel doğum haritalarımıza bakalım. Özellikle 21 derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenlerimiz varsa, bunlar Boğa, Akrep, Aslan ve Kova. Yeni ay kişisel olarak etkileyebilir sizi, ama yoksa daha az etkide alabilirsiniz. Tabii çok da hani tesirli olmayabilir. Toplumsal alanlarda da yeni ayın etkileri bize biraz daha kendimizi hayatımızda, günlük hayatımızda güvende hissetmek isteyeceğiz. İstikrar isteyeceğiz, huzur isteyeceğiz. Bu istikrarsızlığa neden olan konular varsa belki bunları keşfedeceğiz. Ve iyileştirmeler için hayatımızda hani ihtiyaç duyduğumuz o güven, huzur, istikrar neyse, hani bunları sağlayabilmek adına bazı önemli kararlar verebiliriz, düzenlemeler yapabiliriz yeni ayın tesiriyle beraber. Özellikle parasal konular, tabii ki maddi konularda da güvence arayışımız artıyor. Konfor arayışımız, kişisel keyifler bizim için etkili olabilir Mayıs ayında. Mayıs ayı artık havaların da biraz daha ısındığı, baharı daha iyi hissettiğimiz bir dönem. Tabii ki yaşamın tadını çıkarmak isteyeceğiz. Doğada daha fazla zaman geçirebiliriz. Biraz böyle bize keyif veren konular ilgi alanımızda olabilir. Tembellik yapma eğilimlerimiz artabilir. Bunları da değerlendirebiliriz. Ve 13 Mayıs'ta Jüpiter Balık burcuna geçiyor. Bu kısa bir geçiş olacak aslında. Çünkü 28 Temmuz'a kadar Jüpiter Balık'ta. 28 Temmuz'dan itibaren tekrar Kova burcuna dönecek. Balık burcun ilk 2 derecesinde olacak. Şimdi bu 2,5 aylık dönemde Jüpiter o bereketli, şanslı enerjilerini sevgili ikizler, sizin daha çok kariyer alanlarınıza yansıtacak. İlginç bazı fırsatlar getirebilir tabii ki. Toplumdaki özellikle duruşunuz, statünüz, işte iş konuları, kariyer konuları, buralarda başarı elde etme, bazı fırsatlarla karşılaşma, işinizi büyütme, gelişme imkanlarını bu 2,5 aylık süreç içerisinde bulabilirsiniz. Bazı önemli yardımlar, destekler de alabilirsiniz. Özellikle üstlerle ilişkileriniz, otorite pozisyondaki kişilerle ilişkileriniz, aile büyükleriyle olan ilişki dinamikleriniz daha destekleyici olabilir. Jüpiter Balık'ta merhametlidir, daha ruhsaldır ve yardımlaşma temalarını hayatımızda daha belirgin bir şekilde gösterebilir. Evet, 20 Mayıs'ta artık Güneş burcunuza geçiyor. Bu da 20 Mayıs'tan itibaren tabii ki enerjinizin daha da güçleneceğini gösteriyor bize. Yaşam enerjiniz artıyor, yaratıcılığınız artıyor. Hem Merkür var, hem Venüs var. Bir de Güneş geçince burcunuza, gerçekten artık hayatınızda hem fiziksel, hem duygusal, hem ruhsal daha enerjik, daha güçlü bir süreçte olacaksınız sevgili ikizler.
26 Mayıs'ta Ay Dolunay fazına ulaşacak ve Yay burcunun 5 derecesinde Dolunay'la beraber tam ay tutulması yaşayacağız. 2021'in ilk ay tutulması ve sizin için de çok önemli bir ay tutulması. Çünkü tam karşıt burcunuzda meydana geliyor. Dolunaylar ve özellikle ay tutulmaları biraz duygusaldır. Yani yakınlarımızla ilgili konular, özellikle kadın figürleri, anne ile ilgili konular, aile ile ilgili konular biraz da hassas olabilir bu tutulma döngüsünde. Ve önemli dönüşümler olabilir, önemli kararlar olabilir. Bunlar daha kadersel etkileri de aslında işaret ediyor. Lütfen kişisel doğum haritalarımıza bakalım. Yükselen burcumuz özellikle 5 derece ve yakınlarındaysa tutulmadan bireysel olarak çok güçlü etkiler alabiliriz. Yine güneş burcumuz 5 derece ve yakınlarındaysa alacağımız etkiler çok güçlü olabilir. Doğum günümüz özellikle 22 Kasım 30 Aralık arasıysa alacağımız etkiler biraz daha güçlenecektir. 22 Kasım'da 30 Kasım arasıysa alacağımız etkiler çok güçlenebilir. İlişki dinamiklerimizde önemli kadersel etkiler olabilir. Evet, yeni başlangıçlar da olabilir tabii ki. Yani süregelen bir ilişkimiz mesela evliliğe taşıyabiliriz. Evlilik teklifi alabiliriz, evlilik kararları olabilir. Veya bazı ilişkilerimiz artık bitmesi gerekiyordur, tamamlanması gerekiyordur, bitebilir. Kendi içinde dönüşümler olabilir ilişkilerimizle ilgili veya hayatımızdaki önemli ilişkilerin bizim için bazı güçlü etkileri olabilir. Yakın arkadaşlarımızla ilgili konular, işbirlikleri, ortaklıklar olabilir. Bazen bu özel hayatımız ya da iş hayatımızdaki rekabet konuları ya da açık düşmanlıklar olarak da karşımıza çıkabilir. Karşımızdaki kişilere işaret ediyor çünkü bu dolunay, tutulma ve bir anda karşımızdaki kişinin gerçek yüzü bu dolunayda aydınlanabilir. Eşimiz olabilir, partnerimiz olabilir, işbirliği içerisindeki kişiler olabilir, ilişki dinamiklerimiz bir anda kendini belki şartlarını, içinde bulunduğumuz şartları daha fazla açığa çıkarabilir. Ya da bilmediğimiz bir şeyler bir anda aydınlanabilir, fark edebiliriz. Bu farkındalıkla da beraber tabii ki bazı önemli kararların oluşması ya da hayatımızı daha kadersel bir şekilde bundan sonraki sürecimizi etkileyecek hızlı gelişmelerin olması bu tutulmayla beraber mümkün olabilir. Tutulma etkileri biraz daha uzun süreli olacaktır. Özellikle Haziran sonuna kadar olan dönem tutulmanın tesirlerini hissedebileceğimiz zaman dilimi sevgili ikizler. Ve ayı 29 Mayıs'ta Merkür retrosuyla tamamlayacağız. Merkür ayın son günlerinde artık zaten yavaşlıyor ve gerilemeye başlayacak. 22 Haziran'a kadar da sürecek. Şimdi gezegeniniz Merkür'ün gerilemesi tabii ki bir zihinsel anlamda özellikle biraz daha yavaşlamalara yol açabilir. İşte biliyoruz günlük hayatımızda bazı gecikmeler, iletişimle ilgili kısıtlamalar, sıkıntılar yaratabiliyor. O yüzden 29 Mayıs'tan önce bu ayı daha iyi değerlendirmeye çalışalım. İşte düşüncelerimizi hayata geçirmek için, bir şeyleri başlatmak için, birileriyle konuşmak, tartışmak için, alışverişler için ya da yapmak istediğimiz seyahatler olabilir, tatil planları olabilir. Bunları kesinleştirmek, rezervasyonları yaptırmak için değerlendirebiliriz. 29 Mayıs'tan sonra ise bu kararlarımızı daha dikkatli ele almamız gerekecek. Hemen anlaşmalar, sözleşmeler biraz tabii sıkıntı da olabiliyor. Merkür retrolarında 22 Haziran'a kadar olan süreçte akışta kalmak, biraz hani rutin konularla ilgilenmek, yeni kararlar vermemek daha doğru olacaktır. O yüzden verimli bir ay olduğunu tekrar söylemek istiyorum. Mayıs ayının sevgili ikizler sizin için çok güçlü ve hızlı bir ay. 29 Mayıs'a kadar Merkür retrosu başlamadan önce bu ayı hem özel hayatınız için hem işle ilgili planlarınız için, girişimleriniz veya eğitimle ilgili konularda daha hızlı ve bereketli bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir.
Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.